Çifte deprem sonrası afet bölgesinde elbette yaraların sarılması için çadır ve konteyner kentler öncelikli, ancak hayatta kalan esnaf da yaşama tutunmak için çabalıyor. Merkez üssü Kahramanmaraş'ta iş yerleri sağlam olanlar kepenklerini açmaya başladı. Yıkılan iş yerleri için de bir konteyner çarşı kuruluyor. Konteynerler bu kez esnaf için kuruldu. Depremzede dükkan sahipleri Elbistan'daki konteyner çarşıda yeniden kepenk açtı. Bir de burayı uygun görmüşler. Allah razı olsun. Şu an dükkanımızı faaliyete geçmeye çalışıyoruz. Vatandaşımıza hizmet etmek için buradayız. Yıkılan binaların altındaki dükkanlar da iş yerleri de depremle birlikte yerle bir oldu. İşte esnaf için Elbistan'a buraya 99 konteyner çarşı kuruldu. Esnaf önce 3 ay boyunca bir ücret ödemeyecek. Daha sonra da her konteyner sahibi her ay 200 lira ücret ödeyecek. Kaçın! Depremde iş yerimiz ciddi anlamda ağır hasar aldı. Ürünlerimizin tamamı zayi oldu. Elimizde kaldığınca yani karınca kararınca bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İş yeri ağır hasar ve yıkık olan esnaflarımızı biz buraya getirdik. Gayet de güzel oldu. Şu anda çok yoğun bir talep var. İnşallah ikisinin listesini üçüncüsünü açacağız. Konteynerler 24 metrekare ve buradaki esnaf da yavaş yavaş konteynerlere taşınmaya başladı. Burası bir şarküteri olacak ve işte şimdi burada da peynirler buraya konulmuş durumda. Bir nevi yaralarımız kapandı. Bir şekilde bir şeyler yapacağız. Evet, burada bakkal işleteceğiz. Hayatı normalleştirme adına elimizden gelen çabayı, gayreti Elbistan esnaf olarak ne gerekiyorsa yapacağız inşallah. Fiyatlar nasıl olacak? Kesinlikle kar marjı gütmeyeceğiz. Yani paranın pul olduğu bir zamandayız. Elbistan esnaf olarak yani gerekiyorsa maliyetine satış yapacağız. Canımızdan, dişimizden, tırnağımızdan arttırıp şehrimizi hep birlikte ayağa kaldıracağız Allah'ın izniyle. İş yeri hasar almayan esnafsa yapılan incelemenin ardından yeniden işinin başına dönmeye başladı. Elektriğimizi temin edebildik. Bugün de hizmete başladık çok şükür. Şehrimize, halkımıza fahiş fiyat uygulamadan elimizdeki ürünler dahilinde hizmet vermeye çalışıyoruz. İşte bir taraftan enkaz yığını, diğer taraftan da buradaki esnaf hayata devam etmeye çalışıyor. Buradaki bina az hasarlı raporu aldığı için esnaf da dükkanını açtı ve çalışmaya başladı. Binamız müstakil olduğundan depremden yıpranmadı. Hamdolsun personelimizde bir sıkıntı yok, bizde bir sıkıntı yok. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Deprem yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Halkımıza, milletimize destek olmaya çalışıyoruz.